Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda gördüğünüz bu cümleyi öncelikle ögelerine ayıracağım. Ardından da yükleminin türüne göre, anlamına göre, yerine göre, öznesine, nesnesine göre gibi birçok konuyu da bu cümle içerisinden açıklayacağız. Öncelikle cümleyi şöyle bir okuyalım. Gönlümü sararmış yapraklar arasında bir yaralı kuş seyiriyor durmaksızın. Bu cümleyi okurken cümlenin devrik olduğunu anladım. Bunu anlamam çok önemlidir. Neden? Çünkü önce cümlenin yüklemini bulurum. Yükleme hiçbir soru sormam. Ardından özneyi bulurum. Hareketi ve hareketten etkilenen kişiyi bulduktan sonra da yardımcı ögelerime geçerim. Bunlar da nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleci şeklindedir. O halde bakalım. Burada seyiriyor benim yüklemim. Peki kim seyiriyor? Bir yaralı kuş seyiriyor. O halde bu da benim öznem oldu. Önce yüklemi, ardından özneyi buldum. Geldi sıra yardımcı ögelere. Peki nasıl seyiriyor? Durmaksızın. Nasıl sorun beni neye götürür? Zarf tümlecine. O halde burada zarf tümleci oldu. Nerede seyiriyor? Gönlümü sararmış yaprakları arasında seyiriyor. Nerede sorum da beni dolaylı tümlece götürdü? O halde bu da dolaylı tümleçtir dedim. Yani cümlemin ögeleri dolaylı tümleç, özne, yüklem ve ardından da zarf tümleci şeklinde olmuş oldu. Gelelim yükleminin türüne göre. Şimdi bunu gördüğüm zaman aklıma iki tane şey gelecek. Biri fiil cümlesi, biri isim cümlesi. İsim cümlesi olabilmesi için önce bir isim, ardından bu isme gelen ek eylemlerden biri olması lazım. Bunlar nedir? İdi, imiş, ise, dır, dir. Bakıyorum yüklemime, seyiriyor. Seyirmek fiiline gelen iyor şimdiki zaman ekimdir. Gördüğünüz gibi burada isim soylu bir kelime yoktur. Bu yüzden de bu bir fiil cümlesidir diyorum. Ve gelelim anlamına göre. Anlamına göre dendiği zaman aklıma 4 şey gelecek. Olumlu, olumsuz, soru, ünlem. Olumsuz olabilmesi için içerisinde olumsuzluk ifadesi ya da eki olması lazım. Mame şeklinde. Ama burada öyle bir şey olmadığı için bu cümlem nedir arkadaşlar? Anlamına göre olumlu cümledir. Gelelim yükleminin yerine göre. Yüklem sonda olmadığı için bu devrik bir cümledir. Yüklem sonda olsaydı yükleminin yerine göre kurallı olurdu. O halde devrik cümledir derim. Gelelim öznesine göre. Bunu söylerken çatıları kastediyoruz. Burada etken, edilgen, dönüştü ya da işleş olur. Etkenler gerçek öznesi olan, edilgenler öznesi olmayan ve ln, yükleme ln ekleri gelerek oluşturulur. Dönüştüler iş yapan ve işten etkilenen aynı kişidir. Ve işteş olması için de işi birden fazla kişinin yapması lazım. Ve yüklem ş eki, yani karşılıklı da yapılabilir. İşi birden fazla kişi de yapar. Bu fark etmez. O halde ben bakıyorum. Eğer gerçek öznem varsa etkendir. Bu arada gizli öznelerle gerçek özne kabul edilir, unutmuyoruz. Bakın seyiriyor kim? Bir yaralı kuş seyiriyor. O halde bu öznesine, yani çatısına göre etkendir diyorum. Ve gelelim nesnesine göre. Bunu derken de ne gelecek aklıma? Geçişli, geçişsiz, oldurgan, ettirgen. Nesnesi varsa geçişlidir, nesnesi yoksa geçişsizdir. Hemen bakalım nesne var mı? Dolaylı tümleç, özne, yüklem ve zarf tümleci şeklindedir. Nesne olmadığına göre bu cümlem geçişsiz cümledir. Yapısına göre dendiğinde ise aklıma bu 4 tane madde gelecek. Basit, birleşik, sıralı, bağlı. Basit olması için tek yüklem, tek yargı olması lazım. Birleşik olabilmesi için içerisinde 2 tane yargı ya da fiilimsi bulunması lazım. Eğer fiilimsi varsa girişik birleşik cümle diyorum. Sıralı olabilmesi için birden çok gerçek yüklemi olmalı. Bağlı olabilmesi de içinde, cümlenin içinde bir tane bağlaç olması gerek. Buraya bakıyorum. Sararmış derken sararmak fiiline gelen mışmış neydi? An, ası, mez, ar, dik, ecekmişten benim sıfat fiilimdi. İçerisinde bir tane sıfat fiil olduğuna göre bu girişik birleşik cümledir. Gönlünü sararmış yaprakları derken buradaki sararmak zaten bir tane yargıdır. Ayrıca ne diyor? Bir yaralı kuşun durmaksızın seyirmesi de ikinci yargımdır. O halde bu arkadaşlar girişik birleşik cümledir.
ve sözcük türleri. Burada şimdi tek tek bakalım. Seyiriyor benim yüklemim. Nasıl seyiriyor? Durmaksızın. O halde bu nedir arkadaşlar? Zarftır. Yükleme sordum, nasıl sorularım beni zarfa götürür. O halde buradaki kelimem yüklem, buradaki zarf ve bir yaralı kuş. Buradaki kuş benim ismim. Nasıl kuş? Bir yaralı kuş. O zaman bu benim sıfatım. Burada sararmış yapraklar. Yaprak benim ismim. Nasıl yaprak? Sararmış yaprak. İsme sordum, nasıl sorularım da beni sıfata götürür. O halde bu da sıfattır diyorum. Gördüğünüz gibi sözcük türlerini de bu şekilde bulduk. Tamlama türleri derken burada da aklıma iki tane şey gelecek. Ya isim tamlaması ya da sıfat tamlaması. Bakalım. Burada gönlümün sararmış yaprakları. Neyin yaprakları? Gönlümün sararmış yaprakları. Hem tamlayan hem tamlanan ek aldığına göre bu belirtili isim tamlamasıdır. Bir yaralı kuş seyiriyor derken nasıl kuş? Bir yaralı kuş. O halde bu da benim sıfat tamlamamdır diyorum. Şimdi sizlere bir soru soracağım. Buradaki bir sayı sıfatı mıdır yoksa belirsizlik sıfatı mıdır? Bunu da sizin cevaplamanızı istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.